Merhaba dostlar, selamlar, saygılar hepinize. Evet, BIST 100 endeksi günü 2.89 gibi negatiflikte tamamladı sevgili arkadaşlar. Maalesef bugün sert bir satış baskısı vardı ya da kar satışları var diyebiliriz. 111 milyarın üzerinde bir hacim, hacim olarak da çok iyi bir gündeydik aslında. Ama negatif tamamladık. Ee, tabii ki bu hisseler içerisinde iki tane hisseye bugün Borsa İstanbul tarafından ve BTS kapsamında tedbir geldi arkadaşlar. Şimdi bu hisseler ve hisselerin günlük performansını sizlere duyurmak istiyorum. Bizden bir hisseye emir paketi tedbiri bir ay boyunca yani 13 Temmuz 2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri uygulanacak olan hisse vakıf menkul kıymetler yatırım ortaklığı Anonim şirketi arkadaşlar. Tabii ki emir paketinin uygulandığı noktada bu hisse üzerine bulunan açıya satış, kredil işlemler ve bürüt takas tedbirleri de uygulanmaya devam edecektir arkadaşlar. Açıya satış, kredil işlemler ve bürüt takas tedbirleri de 13 Temmuz 2023 seans sonuna kadar uygulanacaktır. Böylece onların da süresi uzamış oluyor. Vakıf Menkur Kıymetler Yatırım Ortaklığı Şirketi bugün arkadaşlar %10 ile tavan kapattı. Ee, gördüğünüz gibi neredeyse gün içerisinde 4'te 3'lük kesimini tavan olarak geçirmiş. 1.58 kuruş kazandırmış yatırımcısına. Ve burada fazla bir oynaklık olmasa da bu hisseye e, sanırım fazla yükselmesinden dolayı e, ee, olağan dışı bir hareketlilik düşünüldüğü için tedbir kararı gelmiş. Emir tedbiri gelmiş özellikle. Bir hisseye de açıya satış ve kredi işlem yasağı geldi arkadaşlar. VBTS kapsamında bir hissenin paylarına da bir ay boyunca açıya satış ve kredi işlem tedbiri geldi. 13 Temmuz seans sonuna kadar Penta Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Anonim Şirketi'nin hissesine, bedellerine, bütün paylarına açığa satış ve kredi işlem tedbiri geldi. Penta'nın durumu ise vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığından çok farklı tam zıttı. %10 negatif bugün yani %9.97 negatif tavan arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 lira 10 kuruştan kapatmış. Eksi 2 lira 78 kuruş. %9.97 ile taban hisse yani Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anlam Şirketi ee, çok iyi başlamasına rağmen güne 30 barajını geçmiş fakat daha sonra satışlarla birlikte özellikle e, sert satış yediği zaman var bir 11 gibi saat o zaman, ve hissede oynatlık görülebiliyor ve BTS kapsamında da hisseye açıya satış ve kredili işlem yasağı getirilmiş. Açıya satış ve kredili işlem yasağı ile hisse biraz daha hacimsel olarak daralsa da küçük yatırımcı koruyucu bir tarafa geçebilir sevgili arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Kanalımızın katıl butonu aktif buradan bize destek olabilirsiniz. Yorum atarak beğenerek videolarımız bize destek olabilirsiniz. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Sağlıcakla kalınız arkadaşlar.